Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine Kadıköy'deyiz şu anda. Yine aynı mekandayız. Yine aynı mekandayız. Arkadaşlar bu günkü konunun videosu da kendini geliştir, çevreni değiştir adlı video. Aynen. Güzel seçmiş miyim? Aynen, ben bunları kendim seçtim. Düşündüm, not aldım, yazdım. Arkadaşlar, kendini geliştir, çevreni değiştir. Nasıl oluyor? Kendiniz geliştirmeniz lazım her daim. Ve çevrenizi de geliştirmeniz lazım, değiştirmeniz lazım. Nasıl olacak bunlar? Şöyle. Arkadaşlar, çevrenizdeki 5 arkadaşınızın ortalamasısınız siz. Yani şöyle söyleyeyim ben. İşe yaramaz. Sa, sen de işe yaramazsın. Akıllı. O da akıllı oluyor. Yani üzüm üzme, baka baka kararırsa, senin çevrendeki arkadaşların da eğer bir nebze kaliteli ve elitse, farkındalığı yüksekse, kendini geliştirmişse, yardımsever, iyiliksever, kitap okuyan, çalışan, özverili, özgüvenli, pozitif bir yaşam seçiyorsa seni yükseltir. Tam tersini yapıyorsa... O da arkadaşına bağlı değil mi senin? Hı, tabii. Tam tersini seni aşağıya indirir. Bu biraz size kalmış. Yani sizin seçiminizde kalmış yani bunu yapmak. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Lakin çok basit bir şey. 5 arkadaşınızın ortalamasısınız. Bunu unutmayın. Arkadaşlarınız aptalsa aptalsınız. Yani işe yarıyorsa işe yararsınız. Akıllıysa akıllısınız. Yani ondan ortalamasın abi. Bu kadar basit. Yani evet. En güzel laf atalarımızın üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Çok güzel. Yani arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Doğru mu? Aynen. Arkadaşını söyle bana, sana kim olduğunu söyleyeyim demişler. Çok yani güzel. Bunlar çok güzel laflar. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Hazreti Mevlana. Evet. Bak, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Bunlar arkadaşlar şu an aklıma geldi, söylemek istedim çünkü. Daha önceleri var bunların. Evet. Daha önceleri var yani bunların. Aynen. Bunlar derin sözler. Atalarımız zamanında bunları yazmış. Biz de bunları devam ettiriyoruz. Ne güzel söylemişler zamanında. Hepsi zaten günümüzde hepsi çıkıyor ya tabi. Doğru. Aynen, doğru. Hakikaten hepsi zamanında çıkıyor. Yani bizim günümüzde bunların çıkıyor. Yani söylemişler yani o sözleri ki yani şu anki günümüzdeki dünyadaki insanlara bakarsak hep bu sözleri yani veriyorlar cevabını. Aynen veriyorlar. Cevabını yani... karşı işte alıyorlar yani. Yani hepsi çıkıyor yani ortaya. Şöyle bir şey var. Kendinizi geliştirmeniz her daim lazım. Bu da aslında biraz pozitif bir video olacak sanırım, öyle görünüyor. Biz izleyenler için. Yani inşallah öyle olur. Arkadaşlar yani hayatta her an her şey olabilir. Yarının ne olacağını bilemeyiz. Yarın evet. Belki yokuz. Şu an her zaman en önemli şey şu an yani arkadaş seçimidir yani. Bu ne zaman arkadaş yani seçimi önemli. Arkadaş ortamı seni her yere götürür. Bir de en bir arkadaşım vardı. Mesela diyelim dördünün kötü alışkanlıkları vardı diyelim. Sen de bunlara katılacak mısın böyle? Onlarla beraber olacaksın yani. Bunların gittiği yerlere gideceksin, mekanlara takılacaksın. Sen de onlar gibi olacaksın. Onlar gibi olduğun zaman ne olacak? Evet. Doğru. Dediğim gibi işte kötü alışkanlıklara, yani kötü yollara gideceksin yani. Ne demişler yani? Yani şimdi sen alkol içiyorsun, alkol demişler. Tüm kötülüklerin anasıdır alkol. Hmm. Doğru değil mi? Anladım. Ya yine bak şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar tercih sizin. Adam istediğini yapabilir. Yani nereden nereye geldi değil mi konu? Bak adam ya, kişi özgürdür. İstediğini yapar. Yani buna karışamazsın. Ben giderim, şunu yaparım, o bir daha bunu kendini yapar. Kendini geliştirmek istiyorsan bir kendini... defa kendine saygın olacak. Yani çevrede de saygın olacak. Çevreye, adam şimdi her şeye. Adam ben şimdi sallıyorum, içiyorum. Ya da sen içiyorsun. Fark etmiyor. Ya da o içmiyor. Herkes birbirine saygılı olacak. Tabii nezaketli mi? Olacak. Nezaket ölçülerini kaçırmayacak. Onlar ayrı boyut. Hani kişinin nasıl diyeyim yani özgür ve iradesi ve kendi yaptığı şeyler vardı. Onlar kaçmaz. Evet. Ama saygı kaçırılmazdır. Saygıyı bırakmamak saygı, lazım. Nezaket, saygı, nezaket, büyüklere karşı saygı, örf, adet. Büyüklere karşı saygılı her zaman olmalıyız. Küçüklere karşı da arkadaşlar sevgili olmalıyız. Her zaman. Küçüklerimizi korumalıyız, kollamalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız. Ne olursa olsun. Büyüklerimizi de
arkalarında yani olmalıyız. Onlara hürmet etmemiz de lazım. Hürmet etmemiz lazım. Aynen. Aynen. O şekilde. Çünkü biz de ileride büyüyeceğiz. Yani otobüste gidiyorsun, yaşlıya yer veriyorsun. Büyük saygınlıktır. Yani. Büyük saygınlık. Bu bir saygıdır. Işte, sen yer vermiyorsun ona mesela. Ona yer vermek zaten vicdani bir şeydir. Örnek yani veriyorum. Doğru değil mi? Vicdani. Sen yer vermiyorsun. Yer vermediğin zaman yani göklere çıkmaman gerekiyor. Çünkü yani ileride sen yaşlı olacaksın. Ama ileride o da yaşlı olacak. Yer veriyor. Yani kendini böyle büyük, yani ne bileyim, böyle gösterişten oluyor. Böyle bir şeyle havalara girer gibi oluyor. Aynen. Sana da öyle geldi mi hiç böyle? O geldi. Benim de başıma geldi. Mesela ben bir yaşlıya yer vermiştim. Dedim işte buyurun dedim teyze, oturabilirsiniz. Ne dedi teyze mi dedi. Sinirlendi, bana kızdı, oturdu mesela. Bana da öyle oldu. Benim başıma bana geldi. Dedi ben daha gencim dedi, çok şey dedi. Ben dedi daha genç, yani bana da o şekilde. Öyle dedi, ben yer vermek bana kızdı. Sen saygınlıkla. Oturdu, ben saygından dolayı yer verdim. Yani hürmet ettiğim için. Yani ben böyleyim ya, o kişinin vicdanına kalmış. Yani kimisi hiç vermek istemez. Bana böyle neden? Kendini işi geliştiriyorsun yani. İleride sen de yaşlanacağın için merak etme. Evet. Sen de ileride yaşlanacaksın. Yaşlılık kaçınılmaz. Bugünün tabii yarını da var. Arkadaşlar bunları unutmayın. Zaman ilerliyor. Zaman ilerliyor. Yani 3 aşama var dedi. 4 tane aşama var şu dünyada. Doğum var, çocukluk dönemi var, orta gençlik çağ dönemi var, yaşlılık var. Sonrası yani ölüm. Aynen. Yani. Aynen. Yani buraya geleceğiz yani. Son nokta arkadaşlar, bu. Arkadaşlar son noktası şu görmüş olduğunuz toprak. Bakın görüyorsun. Görüyor musun toprağı? Evet. Bak. Evet. En son nokta toprak olduğu için bunları unutmamak lazım. Yani niceleri geldi, niceleri geçti. Evet. O yüzden motivasyon videomuzdan da sapmamak adına bu konulara girmek istemiyorum. Yani kendinizi geliştirin arkadaşlar. Ama konu nereden nereye geliyor aynen yani? Konu da geliyor. Biz sohbet, bu arada yani sohbet ediyoruz. Sohbet amaçlı zaten. Sohbet amaçlı çekiyoruz. Yani, evet. Konu bazen sarkabiliyor. Kusura bakmayın. Evet. Başka yerlere de konu evet çekebiliyoruz ama hani amacımız böyle pozitif iyi şeyler söylemek yani. Faydalı güzel şeyler. Faydalı iyi şeyler yani. Evet. Onun haricinde zaten şu anda oturuyoruz yani, sohbet ediyoruz şu anda. Evet. Kadıköy'de bir parkta, yoğurtçu parkta sohbet ediyoruz. Kendinizi geliştirin. Hava da çok güzel. Hakikaten. Güzel hava. Yani bir saat öncesinden yanıyordu burası. Şu an biraz gölgenin de güzel. Ne diyecektim? Kendinizi geliştirin. Çevrenizi değiştirin. Çevrenizde kötü arkadaşlar varsa, sizi aşağı itenler varsa mutlaka artık son noktayı koyun. Hemen uzaklaşın. Uzaklaşın ve en önemli şey hayır demeyi bilsinler. Adamlar hayır diyemiyor ya. Niye diyemiyor hayır? Bir insan hayır niye diyemez? Kıramıyor. Karşıdaki arkadaşını kırmamak içindir. O ona küser, ona yani ondan soğur, ondan uzaklaşır diye. Arkadaşlar kötü bir ondan şey ondan kopar diye yani hayır diyemiyor. Seziyorsanız hayır diyebilmeyi bilin. Hayır. Çok değil basit. Yani hiç evet hiç değil, yani hayır. Hayır. Evet demek diye bir şey yok yani. Aynen. Hayır, hayır da diyeceksin. Olmaz. Evet. Yani bunlar evet, hayır, işte evet diye zaten insanlar yani sonunda aynen kaybediyorsun yani ne olursa olsun. Evet. Yani çevrenizde kötülükleri atın. Yenilikler katın, yeni şeyler katın, hayatınızda yenilikler katın, kendinizi bol geliştirin, bol üretmemiz lazım, üretin, lazım. Bol bol üretin, deney yapın, üretin, kendiniz, çalışın, evet, üretin, hiç boş durmayın, bol bol çalışın, bol işten bol kaçmayın, ne iş olursa yapın, yani iş seçmeyin değil mi, iş asla seçmeyin. Nereden nereye, evet, en küçük iş olsun bile, ne olursa olsun en küçük yani iş bile seçmeyin. Hiç küçümsemeyin yani, hiç. Hiç mi hiç küçümsemeyin? Çalışmamak zaten büyük bir ayıptır zaten. Çalışmamak boş büyük bir ayıp. Aylak aylak. Zamanınızı boş geçirmeyin, evet, zaman kaybı yaşamayın. Zaman bir kaybı başlamak lazım arkadaşlar. Bir yerden başlamak lazım. Hatanın neresine dönerseniz dönün kârdır. Evet. İster yaşınız 40 olsun, ister yaşınız 10 olsun fark etmez. İşte önemli aynen olan doğru yolu bulmak, İnsan doğru seçimi yaşamak, yapmak, evet, insan gibi yaşamak, insan gibi saygılı olmak, sevgili evet olmak, mütevazi olmak. Mütevazilik çok önemli bir şey. Mütevazi insan kırılır genelde böyle ahlaklı. Yardımsever. Hayvan sever. Lütfen bunlar zaten hayvanları da severim. Yerlere gelirler yani. Aynen. Olursan, adil olduktan sonra, doğru olduktan aynen sonra sen dürüst. Aynen bu şekilde. Çalışkan. Ne olursa olsun bir gün bir yerde şans size gülebilir yani o şekilde. O yüzden bunları unutmayın. Benim dediğim şekilde bu. Kendinizi geliştirin. Çevrenizi değiştirin. Adı videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Eyvallah. Görüşürüz.